Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 6. Sınıf Müzik Dersi 2. Bölüm Tekrar işaretleri. Birlikte düşünelim. Dağarcığımızdaki şarkı, türkü ve marşları düşünelim. Bunlar içerisinde tekrar eden bölümleri olan eserleri hatırlayalım. Hatırladığımız eserleri arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap: Bu soruyu siz cevaplayınız. Bilgi panosu. Bir müzik eserinde tekrar eden bölümleri göstermek için tekrar işaretleri kullanılır. Tekrar işaretleri, nota yazımında kolaylık sağlar. Röpriz ve dolap bu işaretlerden bazılarıdır. Röpriz, tekrar edilecek bölümün başına ve sonuna konur. Eğer müzik eserinin başına dönülecekse, genellikle en baştaki ölçüye tekrar işareti konulmaz. Tekrar işareti bir kalın çizgi, onun solunda bir ince çizgi ile dizeyin ikinci ve üçüncü aralıklarına konulan nokta işaretinden oluşur. Dolap, bir müzik eserinin tekrarında farklı notaların seslendirilmesi gerekiyorsa, dolap işareti kullanılır. Birinci ve ikinci numaralı iki bölümden oluşur. Birinci seslendirilişte birinci yazan bölüm seslendirildikten sonra tekrar işareti varsa işarete, yoksa başa dönülür. İkinci seslendirilişte ise birinci yazan bölüm yerine ikinci yazan bölüm seslendirilir. Tekrar işaretleri şarkısını dinleyelim. Dolaplara ve tekrar işaretlerine dikkat ederek şarkıyı söyleyelim. Şarkımızı sevdiysen, tekrar söylemek istersen, dizekte yer alırım iki noktayla. Baştan başlar şarkılar, beni gördüğün zaman, dizekte yer alırım iki noktayla. Bazen bana eşlik eder birinci dolap, bazen bana eşlik eder ikinci dolap. Tekrar işaretleri bizim adımız. Tekrarlatırız. Tekrar işaretleri bizim adımız. Biz şarkıları size tekrarlatırız. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.